Merhabalar, Büyük Beyaz File hoş geldiniz. Şimdi malumunuz yakınlarda World of Warships'e İtalyan kruvazör ağacı eklenecek ve bu ağaç içinde haliyle daha önceden bilgisi olanlar için en çok heyecanlandıran gemi kesinlikle ve kesinlikle İtalyan kruvazör ağacının 10. seviye gemisi olan ağır kruvazör Venezia. Esasında adı ağır kruvazör. Niye ağır kruvazör? Çünkü Venezia'nın topları, burada da gördüğünüz gibi 203 milimetrelik toplar. Ama ve lakin Venezia'da bu toplardan 2 değil, 4 değil, 5 değil, 10 değil, tam 15 tane var. Venezia'yı diğer 10. seviye ağır kruvazörlerden ayıran olay bu. Ancak ve ancak atıyorum. Hemen bakalım. Mesela. Henry. Henry'nin top kalibresine bakıyoruz. 240 milimetre. Yani Henry 10. seviyede en yüksek top kalibrelerine birine sahip olan hafif kruvazörken Venezia atıyorum oyunda 7. seviyedeki kruvazör 203 milimetrelik top da kullanıyor İtalyan ağacında. 10. seviyedeki kruvazör de aynı topu kullanıyor, yani 203 milimetrelik topu. Peki bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Bana soracak olursanız bu bir avantaj. Çünkü modüllere geldiğimizde, özellikle sarf malzemelerine geldiğimizde görüyoruz ki, daha önce de söylemiştim. İtalyan kruvazörlerinin birinci niteliği, birinci özelliği, özgün özelliği, karakteristiği yarı patlayıcı mermi atıyor olmaları. Bu yarı patlayıcı mermiler her ne kadar sekebiliyor olsa da patlıyor. Ancak delişleri aşırı yüksek. Ve benim anladığım kadarıyla, bunda %100 emin değilim ama %80 kadar eminim, bu mermilerin çalışma mekanizması deldikten sonra patlama şeklinde. Dolayısıyla yani daha doğrusu şöyle diyeyim size, vurduğu güverteye göre patlıyor. Yani kalın zırhlarda delerse patlıyor, ince zırhlarda delemezse mesela hani yüzeyde patlıyor. Şöyle bir olay var. İtalyan kruvazörlerinin bu yarı patlayıcı, yani sap mermileriyle açılı duran hedeflere köşk atabiliyorsunuz. Ben bunu bir iki defa yaşadım. Tahmini teori şu, yani deldikten sonra köşke yakın bir yerde patlıyor mermi. Yoksa atıyorum Paolo Emilio veya 203 milimetrelik bir topla açılı duran bir Montana veya Iowa'ya köşk atmanız imkansız. Ama bunlarla oldu. Hatta bunu Paolo Emilio videosunda da göstereceğim. Her ne kadar o maçta yenilmiş olsam da Paolo Emilio'yu iyi oynadım orada. Onu göstereceğim. Hani Destroyer'le Montana'ya köşk atmak. Onu orada göstereceğim. Ancak bugünkü konumuz Venezia. Venezia tabii gördüğünüz üzere devasa bir gemi. 15 tane top, toplam 5 tarette. Devasa bir gemi, bir zırhlı kadar büyük ve uzun. Ancak ve ancak tabii ki bunu telafi eden olaylar var. Nedir bunlar? İtalyan sisi. Bu İtalyan sisinin olayı nedir diye soracaksanız hemen söyleyeyim. Tam hızda giderken sisi basıyorsunuz ve sisin içinden sıkarak devam ediyorsunuz görünmeden. Ancak ve ancak bunun şöyle bir püf noktası var. İtalyan kruvazörlerinin görünürlülüğü yayla gibi olduğu için, yani gördüğünüz üzere 12,5 kilometre olduğu için, dağdan göründüğü için, bunlarla atıyorum yakın dövüşe girmişseniz sis basıp kaçmak diye bir şey yok. Çünkü sisin içinde bile görünürlülük halkanız çok geniş olacağı için sisi bastığınız an sanki hiç sis basmamış gibi görünmeye devam edeceksiniz. Dolayısıyla açık bir hedef olma durumuna devam edeceksiniz. Bir şey fark etmiyor. Yani sisi kullanacaksanız sıvışmak için uzaktan kullanmanız lazım. Bu da şu anlama geliyor. İtalyan kruvazörleri birer yakın dövüş kruvazörü değil arkadaşlar. İtalyan kruvazörleri tıpkı Fransızlar gibi, Fransız kruvazörleri gibi uzak mesafeden birer taciz kruvazörü, taciz gemisi. Ancak yarı patlayıcı mermiler gerçekten çok etkili silahlar oldukları için normal patlayıcı mermilerden çok daha iyi hasar veriyorlar düşman açılı dursa bile. Bir de şöyle bir şey var. Bu yarı patlayıcı mermiler düşman destroyerlere karşı inanılmaz devasa yıkıcı bir hasar veriyor. Yani tek salvoda
Demeyeyim ama Venezia ile ben iki salvoda bir full şimakaze öldürdüm ve dibimde bile değildi. Öyle diyeyim size yani. 15 tane toptan en az 10 tanesi illaki isabet ediyor. Dolayısıyla eğer ki Venezia'yı İtalyan kruvazör ağacı geldi diyelim, Venezia'yı açtınız, yapacağınız şey, tavsiyem, avcı almanıza gerek yok, menzil arttırıcı alın. Venezia'nın menzili gördüğünüz üzere 17,5 kilometre, yani Roma kadar, bir 8. seviye bir zırhlı kadar menzili var. Arttırabiliyorsunuz, isterseniz avcı alabiliyorsunuz. Hava savunması mükemmel değil, iyi sayılır. Hani kendine yetecek kadar iyi, 83, ama mükemmel değil yani, bir demoin kadar falan değil. Can doldurmanız var haliyle. Yükseltmelere gelirsek, ana batarya modifikasyonu bir, birin biri. İkincisi, dümen modifikasyonu, çünkü İtalyan kruvazörlerinin dümeni çok kolay kırılıyor, tıpkı Sovyetler gibi. Aşırı kolay kırılıyor, Sovyetler ve Japonlar gibi hatta. Üçüncüsü, bakın burada isterseniz bunu alabiliyorsunuz ama benim size tavsiyem ana nişan alma modifikasyonu almanız. Dördüncüsü dönüş, çünkü zaten hani yavaşlayıp durmayacaksınız. Hani hızlanma almanıza gerek yok. Her zaman kıvırarak sıkacaksınız. İtalyan kruvazörleri aşırı esnek ve kıvrak ve çevik oldukları için bu sizi daha da çevik yapacak. Bu devasa kütleye, bu devasa gövdeye rağmen baya baya böyle büyük çene bir destroyer gibi kıvıracaksınız, hareket edeceksiniz. Yani sıkıntı yaşamayacaksınız. Beşincisi tabii ki gizlenme. Altıncısıysa isterseniz menzil arttırırsınız. Ya da isterseniz benim gibi ana batarya dolumu alırsınız, ki ben her zaman ana batarya dolumunu tavsiye ediyorum. Sebebi de şu: İtalyan kruvazörlerinin karakteristiği mermilerinin çok sayıda olması, yarı patlayıcı mermilerin ağır vurması, ancak dolumun çok yavaş olması. Yani normalde 20 saniye dolumu Venezia'nın. Ben bunu işte buradaki ana batarya modifikasyonu 3 ve kaptan becerisiyle bunu 17.6'ya düşürdüm. Tabii buna adrenalin patlaması eklediğiniz zaman bu 14-13 saniye kadar falan da düşebiliyor diye biliyorum. Tam hesabını yapmadım bunun. Kaptan yeteneklerine gelirsek arkadaşlar, Venezia'da şöyle bir olay var. Benim tavsiye ettiğim kaptan ağacı bu. Ancak ve ancak. Şimdi önce zaten 10'a kadar standart kruvazör kaptanı gidiyoruz. Nedir? Öncelikle hedef adrenalin patlaması, amir ve gizlenme. Ondan sonra buna veriyoruz hayatta kalma uzmanı, yani beka. Ondan sonra ikisini uzman nişancıya veriyoruz. Şey hızlanması için, dönüşün hızlanması için. Kalan dördünü ise ya ister benim gibi temel atış eğitimi ve öncelikli bakıma verirsiniz. Dördü yani 3 artı 1 şeklinde bölerseniz, ya da direktman radyolokasyonu verirsiniz. Şu ikisi var ya, şu ikisine vermeye gerek yok. Denedim ben, hiçbirinde bir fayda etmiyor. Dolayısıyla ana, yani masif muazzam ana hava savunma bataryası veya gelişmiş atış eğitimine vermenize gerek yok. Bunları verirseniz puanlarınızı ziyan etmiş olursunuz. Tavsiyem, yani hava savunması zaten fena değil, bari birazcık daha sık sıksınlar diye temel atış eğitimi ve şey verirsiniz, önleyici bakımı ya da radyolokasyonu verirsiniz. İtalyan kruvazörlerinin bu olayı var. Kaptan ağacında pek bu gemilere hitap edecek becerisi yok. Yani bakın, yani İFH alamıyorsunuz, şey alamıyorsunuz, tahrip uzmanı alamıyorsunuz. Bu zaten uçak gemisi için de yani. Durum bu arkadaşlar. Venezia 10. seviyedeki en zevkli kruvazörlerden biri, ancak ve ancak görünürlüğü çok büyük. Torpidoları daha önce de söylemiştim, çok çabuk doluyor ama çok yavaş ve az hasar veriyor. Yine daha önce de söylemiştim, zırhına bakarsak Venezia'nın özellikle şu yandaki, şu gördüğünüz 40 mm kolay sektirebiliyor düşman şeylerini, mermilerini şu şekilde yakalanırsa. Ancak ve ancak bu neticede bir kruvazör ve eğer böyle yakalanırsanız, hani 3-5 tane köşkü birden yiyip tek seferde havaya uçmanız işten bile değil arkadaşlar. İşte Venezia'nın olayı şu. Esas 165 mm köşk zırhı, köşk kemer zırhı Venezia'yı tüm diğer İtalyan kruvazörlerinden ayıran esas savunma mekanizması bu. Yani yandan şöyle yakalandığınızda mermiyi sektirebiliyorsunuz, ki bu bir kruvazör için harikulade bir şey.
Arkadaşlar durum bu. Venezia gerçekten zevkli bir kruvazör. Buna yalan yok. Hemen size premium kamuflajını da göstereyim ki illaki almanız gerekecektir eğer bu gemiyi sürekli oynayacaksanız. Şöyle bir premium kamuflajı var. Bu premium kamuflaj esasında tarihte İtalyan zırhlısı Littorio'nun son kamuflajıydı. Yani İtalyan donanması Malta'da İngilizlere teslim olurken biliyorsunuz o sefere çıktılar. İşte Malta'ya doğru ilerlerken teslim olmak üzere Roma battı. İşte o sefer sırasında Littorio'nun kamuflajı buydu. Gitmişler bunu Venezia'ya vermişler. İnşallah Littorio'ya da verirler geldiği zaman. Durum bu. Ben şimdi hemen size bir Venezia oynanışı göstereyim ve İtalyan kruvazörlerinin oynanışına dair bir fikir kafanızda belirsin. Şimdi her maç başında olduğu gibi yine kadrolara bakıyoruz ve ne görüyoruz? 10 ve 8'lerin arasına düştük. 3 tane 9'lar var takımda. Ve birer uçak gemisi var ama uçak gemisi 10. seviye değil, 8. seviye. Bunlar Shokaku ve Implacable. Tabii biz yiyeceğimiz dayağı Implacable'dan yiyeceğiz. İngiliz olandan. Niye İngiliz olandan özellikle bahsediyorum? Çünkü İngiliz uçak gemilerinin özelliği bilmeyenler için uçaklarının canının diğer uçak gemilerinin uçaklarına nazaran fazla olması. Dolayısıyla inmeleri birazcık daha zor 8. seviye olsa bile. Şimdi daha önce de bahsettim. Venezia bir zırhlı kadar büyük. Yani 8. seviye İtalyan zırhlısı Roma kadar büyük bir kruvazör. Dolayısıyla esasında bunlar yani 8, 9 ve 10. seviye İtalyan kruvazörleri benim gözümde esasında birer mini zırhlı konumunda. Gerçekten bunları bir zırhlı gibi uzaktan oynamak gerekiyor. Şu sebepten ötürü bakın mini map'e baktığınız zaman, mini haritaya baktığınız zaman görünürlüğü gerçekten bir zırhlı kadar geniş denilebilir. Bu da şu demek, atıyorum bunun gibi yani dağ sırası gibi açıklığı çok fazla olan haritalarda açık alandaki cap noktasına yaklaştığınız zaman hani bakın girmeyi veya dibine gelmeyi kastetmiyorum. Hani birazcık yörüngesine yaklaştığınız zaman oraya doğru ilerleyen bir destroyer tarafından şak diye tespit edilmeniz işten bile değil. Peki bunu niye söyledim? Bunu şundan ötürü söylüyorum. İtalyan kruvazörlerinin görünürlüğü geniş. Dolayısıyla daha maç başından itibaren kendinizi uzak menzilden oynamaya göre ayarlamanız lazım. O motivasyonla oyuna başlamanız lazım. Tıpkı Fransız kruvazörlerinde olduğu gibi. Bakın ancak özellikle şimdi şu anda ekrana bakarsanız gördüğünüz şey şu olacak. Venezia her ne kadar devasa bir zırhlı diyorum bakın kruvazör olsa da bir destroyer gibi dönüyor. İşte İtalyan kruvazörlerinin ya ister premium olsun ister ağaç kruvazörü olsun bunların özelliği, başlıca özelliği Fransızlar kadar hızlı değiller ama inanılmaz bir çevikliliğe sahipler. Yani İngiliz destroyerlerinin nasıl İngiliz destroyerlerinin normal diğer ağaçların destroyerlerine göre çevikse İtalyan kruvazörleri de diğer tüm ağaçların kruvazörlerine nazaran daha çevik. Bakın 15 topla sıktık burada. Destroyer'i Neo Daring. Olay şu, mermi uçuş hızı o kadar hızlı ki attığınız 15 merminin hedefe varması sandığınızdan çok daha kısa sürüyor. Yani ben daha hızlanır diye önüne attım fakat orada şey etmedi. Bakın İtalyan sesi bastım bu arada burada onu da anlatmam lazım. Az önce direkt tespit edildiğim için İtalyan sesini bastım. İtalyan sesini bakın ben her ne kadar yavaş hızda basmış olsam da en yüksek hızda dahi bassam görünürlüğümü kaybedeceğim. Ancak şöyle bir şey var. Dibimde bir destroyer olmaması kaydıyla. Eğer yakınlarımda beni tespit eden bir destroyer olursa her halükarda sisin içinden bile sıksam tespit edeceğim. Bu arada Salem'i gördük orada. Hemen yarı delici mermilerimizi sıkalım ve vereceği hasarlara bakalım. Yani 5000 hasar verdi. 3 tane mermi isabet etti. Bakın 15 tane topumuz var ve mermi uçuş hızının güzelliğiyle birleşince ortaya böyle çok güzel manzaralar çıkabiliyor. Yani yarı delici mermileri isabet ederken izlemek ve isabet ederken verdiği hasarı izlemek inanılmaz zevkli bir olay. İtalyan kruvazörleri henüz gelmedi ancak geldiğinde ve siz de bunları oynadığınızda göreceğiniz şey bu olacak. Ancak şöyle bir şey var. Bakın ben şu an açılı bir saleme sıkıyorum. Daha yani bu videoyu ben mesela cumartesi günü yapıyorum şu ses kaydını. Cuma günü yani bugün ayın bakalım. Bugün ayın 14 Eylül.
13 Eylül'de yapılan değişiklik itibariyle İtalyan kruvazörlerinin yarı delici mermilerinin sektirilebilmesi birazcık arttırıldı, bir 15 derece kadar. Sebebi de şu: yarı delici mermiler o kadar iyi hasar veriyor ki, bu videoda göreceğiniz üzere, çünkü ben bu videoyu o değişiklikten daha önce çektim, birkaç gün önce. Yarı delici mermiler o kadar iyi hasar veriyor ki açı maçı dinlemiyor ve isabet ettiği anda, özellikle deldikten sonra patlarsa, gerçekten ağır hasar veriyor ve bazen içeride patladığında köşk dağıtıyor. Hani içinde patlamak terimi vardır ya bizde. Bunu İtalyan kruvazörleriyle rakibinize böyle doya doya yaşatıyorsunuz. Hele ki karşınızdaki bir destroyer ise. Niye özellikle bir destroyer ise? Şöyle bir şey var. İtalyan kruvazörleri video tanıtım videomu izlemişseniz, bundan yaklaşık bir ay önce yapmış oldum. O zaman da söylemiştim, yarı delici mermilerin hasarı delici mermilerden daha fazla. Ve yarı delici mermiler normal delici mermilerin destroyerlere verdiği %10 hasar kısıtlamasına tabi değil. Yani atıyorum, bir zırhlıyla veya bir kruvazörle delici mermi sıktığınız zaman bir destroyere, bir muhribe, isabet etse bile sadece verebileceği hasarın %10'unu verir delici mermi. Dolayısıyla muhripler her zaman patlayıcı mermiyle sıkılır. Ancak İtalyan kruvazörlerinde yarı delici mermilerle destroyerlere ateş ettiğiniz zaman, bu yarı delici mermiler zaten muazzam bir hasar veriyor, buradan da göreceğiniz üzere. Destroyerlere tam hasar veriyor. Yani şöyle diyeyim ben size, ben Venezia ile full canlı bir Shimakaze'yi dibinde bile değildim, İki salvo ile öldürdüm. Yani 15 tane top var zaten. 15 mermi muazzam bir şey. Ve bu 15 mermiyle yarı patlayıcı, yani sap mermisi attığınız zaman, bilmiyorum ya. Bakın mesela şimdi Grozovo'yu vereceğim hasarı izleyin burada. Tabi bayağı bir önüne sıktım. Ancak gördüğünüz üzere burada 9 tane mermi gönderdik. 2 tanesi isabet etti ve isabet eden 2 merminin verdiği hasar bu. Yani düşünün, hepsi aynı anda isabet ederse o Grozovo'yu ya öldüreceğim ya canını dibe vurduracağım tek salvoda. Hemen bir daha sıkalım bakalım. Şimdi Sovyet kruvazör destroyerleri aşırı hızlı oldukları için bayağı bir önüne sıkıyoruz. Bakın 5 isabet kaldı, 15.000 can. Yani şimdi bir daha sıkalım. Gerçi orada muhtemelen burnuna denk geldiği için hasarı az verdik ama burada durdu arkadaş. Hemen sıkalım tekrardan. Şu ana kadar 52.000 hasarı verdik bile bu. Ve İtalyan kruvazörün burada ne kadar? Bakın işte 7 mermi isabeti 8.000 canı kaldı. Benim demek istediğim bu. Yani 8.000 canını götürdük 7 mermi isabetiyle. Bir daha sıkalım. Belki vururuz, belki vurmayız. Ancak bakın, İtalyan kruvazörü devasa bir şey olduğu için, bakalım isabet edecek mi? Etmedi. İtalyan kruvazörleri devasa oldukları için, bakın o Kurfürst oradan beni gördüğü gibi sıkmaya başladı. Ve daha önce de söylemiştim, İtalyan kruvazörlerinin full yandan yakalandığında köşk yemesi inanılmaz kolay. Ve köşk yerseniz tek seferde ölmeniz de aşırı kolay. Yani İtalya, bak, 15 merminin 12'si isabet etti ve verdiği hasar 12.000. Ben demek istediğim bu. Venezia gerçekten 10. seviyede, muhtemelen en zevkli 10. seviye ağaç kruvazörü. Bunu net söyleyebiliyorum. Çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. 15 merminin muazzam hasar verişini izlemek gerçekten çok zevkli. Bakın buraya kör attım ve kör attım ve 15 merminin 6'sı isabet etti. Orada onun içinde Daring vardı sanırım. Canını okuduk onun bu şekilde. Şimdi bakın, burada ben tabii Hipper'e yan yakaladım. Hipper akıllı oynayıp direkt yan tarafıma delici mermi sıkarsa bana köşk atması işten bile değil derken, bir daha isabet ettirdik sesin içinden kör atışı. Arkadaşlar, İtalyan kruvazörleri geldiğinde seviye fark etmeksizin, muhtemelen bence hani Atlanta ve Helena gibi, Cleveland gibi, Worcester gibi çok hani sıkan düşük kalibreli kruvazörlerden sonra en çok korkması gereken kruvazörler İtalyan kruvazörleri. O da niye? O da şundan ötürü. Bakınız, bu kadar. Bu yani çok fazla top kalibresi, ağır kruvazör kalibresi, yani 203 mm. Ve mermi uçuş hızı o kadar hızlı ki mermi hedefe varana kadar hedefin reaksiyon süresi oldukça kısa. Yani mermi hedefe varana kadar adamın pek yapabileceği bir şey olmuyor. Yani bir adamı doğru pozisyonda yakalarsanız onun canını okuyorsunuz İtalyan kruvazörleriyle.
Ama o da sizi doğru pozisyonda yakalarsa o da sizin canınızı okuyor. Dolayısıyla İtalyan kruvazörleri biraz hani yüksek risk, yüksek ödül diyesim geliyor ama uzaktan oynadığınız için pek de bir risk yok aslında. Yani zaten canınız iyi, hani canınız az değil, her ne kadar büyük olsanız da aşırı kıvraksınız ve özellikle 8. seviye Amalfi ve 10. seviye ekranda görmekte olduğunuz Venezia'nın zırh yapısı kendi seviyeleri için o kadar iyi ki, yani bu kıvraklarınızı kullanarak pozisyona giriyorsunuz ve hiç sektirebiliyorsunuz size gelen mermileri. Burada bir North Carolina ile uğraşıyoruz. North Carolina üzerime gelir mi, torpidoları yer mi diye düşünürken adam akıllı çıktı. Hemen adanın arkasına geçti. Ancak bakın, ben açılı durduğu için yarı delici mermi atıyorum. Burada şimdi belki yan gösterdi diye delici mermi atacağım. Bakalım, tabii adanın arkasına geçmezse o süreye kadar. Ancak ve ancak adanın arkasına geçti. Bakın ne kadar kolay dönüyor bu kruvazör ya. Ve bu devasa bir zırhlı bu oyunda ama o kadar kolay, çabuk, hızlı dönüyor ki size sıkan bir hedefin attığı mermi size ulaşana kadar siz kendinizi gereken açıya sokmuş oluyorsunuz Venezia'da. Yani hepsinde böyle. Ama özellikle, yani ben az önce söylemeyi unuttum. Zara'nın, yani 7. seviye Zara'nın da zırh planı gayet güzel. Yani 7. seviyedeki şeyle, Fransız Algeri ile beraber en iyi zırha sahip kruvazör. Hemen sıkalım burada North Carolina'ya. Bakın yani 8 mermi isabeti, 5'i direkt deliş, 10 numara. Şimdiye kadar 117 bin hasar. Ama bu 8. seviye demeyin, karşıdaki bir zırhlı hani beni doğru pozisyonda yakalarsa o North Carolina'nın beni tek seferde imha etmesi işten bile değil. Ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar 10. seviye diye böbürlenirse böbürlensin, bu neticede bir kruvazör ve bir 8. seviye zırhlı bunun canına okuyabilir. Bu kadar basit. Dolayısıyla Venezia'da da olsanız her zaman zırhlara karşı temkinli olacaksınız. Bu arada görüyorsunuz maç 4'e 4 bayağı riskli, denk gitmeye çalışıyor. Az önce sıktığım Grozovo'yu ben sırf karşıma zırhlı çıktı diye bıraktım. Yani kendi biraz orada sis basmıştım şeyden, Kurfürst'ten kurtulmak için. Dolayısıyla o Grozovo'yu hayatta kaldı. O Grozovo hayatta kaldığı için şu an bize tehlike arz edebilir. 4 kişiyiz. Bir zırhlı, bir destroyer ve ben. Şimdi karşıdaki zırhlı. Bakayım hemen delici mermiyle yan yakaladım mı diye bakacağım. Ancak çok yakına attım mermileri istemeden. Bakın adamın dibinden attığı mermiler bana ulaşana kadar ben döndüm birader ya. Budur yani. İtalyan kruvazörleri resmen budur. Şimdi bir ikinci bir, bakın bu arada hava savunmasına bakın. İkinci bir delici mermi deneyeceğim ve bakın 10 tanesi de deldi ve verdiği hasar bu. Ancak ben şimdi dibine gittim. Burada esasında yarı delici, yani sap mermisine geçme sebebimin sadece yakından nasıl hasar vereceğini görmek istemem. Gerçekten. Hani bunu daha iyi olduğunu düşündüğümden değil, şu an merakımdan yapıyorum ve gövdesine yarı delici mermiyi sıkıyorum. Ancak yarı delici mermiler yarı sık, yarı deliyor ekranda da gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bunu bakalım nasıl bitireceğiz. Ve bu şekilde gördüğünüz üzere 7 tane top isabetiyle hallettik. Yani 15 tane topu olmasının, daha doğrusu 15 tane 203 milimetre, yani 8 inç topu olmasının getirdiği avantaj, her zaman yedekte atacak merminiz illaki oluyor. Şimdi şurada bir Grozovoy var. O Grozovoy'a da bir sıkalım bakalım. Gördüğünüz üzere mermi uçuş hızı çok güzel. Mermi dağılımı da çok güzel İtalyanların bu arada. Onu da benim söylemem lazım. Vurduk mu Grozovoy'a, vuramadık. Neyse. Şu ana kadar 2 adam indirdik. 10 tane uçak leşimiz var. Karşıda full canlı bir North Carolina var. Grumman. Ancak ben ona kendimi göstermeden önce tabii ki önce şu kepi bir alayım diyorum. Uçak gemisi haliyle bana geliyor. Bu videoyu gösterme sebeplerinden biri de bu. Hani maçı çevirdim gibi bir şey ama. Hani burada hem yakın dövüş oldu, hem uzak dövüş oldu, hem de uçak gemisi. Yani her ne kadar 8. seviyede olsa. Dediğim gibi İngiliz canı fazla, uçaklar kolay düşmemesi lazım ama bu senaryoda uçaklar kolay düşüyor. Ve bakın Venezia'da hava savunması yok. Yani hava savunmasına dair hiçbir şey yok. Hani kaptan yeteneklerinde de göstermiştim. Benim gitmeniz gereken kaptan şeyini. Uçak gemisinin uçakları indiği için şu an ben rahatım.
recap noktasını alacağım. O Grozovoy'u görmem lazım. O Vladivostok o Grozovoy'u öldürmezse işimiz zor. Dolayısıyla ben hemen şimdi adanın arkasına geçiyorum. Devasa gövdemi saklamaya çalışıyorum. Bir tane sisim var. Yani İtalyan sisi. Tekrar ediyorum. Acil durum anında kullanılacak bir sis. Bu içine gömülüp sıkacağınız bir sis değil. Aksine sisi basıp arkanız dönüp kaçacağınız, o mekanik için yaratılmış ve o mekanikte işe yarayan bir sis. Bu arada şu Grozovoy'u da bir sıkalım bakalım. Ölür mü acaba derken Shokaku halletti onu. Şimdi bakın karşıdaki North Carolina bana sıkamıyor ama Shokaku bana geliyor. Uçak gemisi yani bakın canım az. Torpidocular beni indirebilir. Ancak devasa Venezia ile bir şöyle bir dönmeye başlıyorum ben. Ve bakın ya. Evet birini yiyeceğim ama birini yemedim. İtalyan kruvazörleri böyle bir şey işte. Hani bunlarla çok çılgın torpido beat falan atabiliyorsunuz. Özellikle 6. 7. seviyeleri şey bu kadar uzun ve büyük değiller. Bak bir torpido beat daha burada. Muhtemelen bunu yiyeceğim gerçi ama olay bakın ne kadar hızlı dönüyor. Yani acayip derecede hızlı dönüyor devasa gövdesine rağmen bu arada. Torpidoyu atalım. Belki yer. İtalyan torpidosu yani aşırı yavaş az hasar veriyor. Çok çabuk doluyor. Şu North Carolina açıldırdığı için ona da tekrardan yarı patlayıcı mermi atalım. Bu yarı patlayıcı mermiler oyunda hakikaten atması en zevkli olan mermiler diyebilirim. Hatta ben Wargaming'e şey dedim hani İtalyan kruvazörlerine hiç delici mermileri falan vermenize gerek yokmuş. Yani direkt sadece yarı patlayıcı mermilerle bile işini görüyor her türlü. Ya işte iki bir topluluk katılımcıları yok efendim hani yan kruvazör yakalarsam köşk atayım diye kalsın delici mermiler gibi bir şeyler dedi. Yani zaten kaldıracaklarını sanmıyorum da yani ben Venezia ile delici mermi kullanma ihtiyacı hiç duymadım ya. Denemelik birkaç defa kullandım öyle yani yarı patlayıcı mermi dururken delici mermi kullanmak bana boş geliyor şahsen. Karşı North Carolina'sında bir şekil çıktı diye patlayıcı mermi sıkıyor cancağızım. Hani kruvazöre patlayıcı mermi sıkmak hangi akılın ürünüyse. Bu arada bizim Shokaku ona iki tane torpido giydirdi. Ben bir salvo daha çektim ona. Maç birazdan bitecek arkadaşlar. Venezia böyle tekrar ediyorum. Oyundaki en zevkli 10. seviye kruvazör olduğunu düşünüyorum şahsen Venezia'nın. Muhtemelen de başka bir değişikliğe gitmeyecek. Çünkü İtalyan kruvazörlerinin neredeyse tamamı yani 6. seviye biraz zayıf geldi ama neredeyse tamamı aşırı güçlü olmadan çok dengeli şekilde yaratılmışlar. Yani hakikaten çok editleyecek nerflenmesi gereken veya bufflanması gereken çok bir şey ben göremedim. Gerçekten ayarını mükemmel yapmışlar. Muhtemelen oyuna böyle geleceğini tahmin ediyorum. Sadece daha önce de söyledim yarı delici mermilerin açıları yani sekme açıları biraz arttırıldı. Hani bu kadar yıkıcı olmasın diye çünkü gerçekten yıkıcıydı. Ancak an itibariyle 10. seviye Venezia böyle bir gemi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Maç sonu ekranı gösterge ekranında göstereceğim sizlere. Bir sonraki video İtalyan 8. seviye kruvazörü Amalfi olacak. Niye 8. seviye? Çünkü yani 8. seviye 10. seviyeden sonra en çok oynanan seviye. Ve Amalfi güzel bir kruvazör. Güzel bir maç çıkardım onunla. Onu da göstereceğim. İtalyan kruvazörleri böyle izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.